Startup Turkey röportajlarımız devam ediyor ve tabii ki Burak Büyükdemir yanımızda. Merhaba. Merhaba Mit, nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Öncelikle nasıl gidiyor? Yoğun gidiyor ama. Evet, çok güzel gidiyor. Bütün otel konuklarımızla beraber doldu. Bugün ilk günü bitirmek üzereyiz. Çok güzel paneller ve sunumlar oldu. Yaklaşık 15 tane Türkiye'deki Atom 15 şirketi sunum yaptı. Daha sonra da MENA bölgesinden çağırdığımız girişimciler sunum yaptılar. Sunumlar 2,5 dakika sürdü. Bence yaklaşık 25 sunum oldukça çok iyiydi içerik anlamında ve teknik olarak. Ve herkes de birbirleriyle tanışmaya başladılar. Demin de Speed Networking seansı oldu. Sevindirici, güzel. Peki 15... Atom 15 burada ama MENA bölgesinden gelenler de var. Yani oradan kaç kişi geldi? Toplam 18 ülkeden yaklaşık 100'e yakın kişi var. Yani farklı yurt dışından gelen. Ve oradan da 12 tane girişim geldi. Ürdün, Mısır, Filistin, ondan sonra bölgeden gene birçok ülkeden geldi. Azerbaycan'dan, Bulgaristan'dan, Japonya'dan, Singapur'dan, ondan sonra Amerika, Fransa, Rusya, Almanya, birçok ülkeden İngiltere katılımcılar var. Bütün programda zaten İngilizce dikkat edersen. Hani az sayıda Türkçe seans var. Bu Türkiye'nin bence geldiği ekonomik olarak o fırsatı gösteriyor. Yabancıların ilgisi her sene artıyor. Bu burada kalmayacak aslında. Daha da büyüyecek, ben ondan eminim. Daha da ilgi artacak. Onun dışında girişim sayıları artacak. Yatırımcılar örneğin bu sene yatırım seansımızda yaklaşık 90-100 kişi vardı dinleyen startupları. Çok önemli. Gerçekten burada bir fırsat olmasalar Amerika'dan uçup gelmezler buraya yatırımcılar. Yoksa boşu boşuna sadece burada tatil amaçlı gelmiyorlar. 2 gün için geliyorlar San Francisco'dan. Startupları dinleyip geri dönüyorlar ve fırsat kovalıyorlar. Bu sevindirici. Daha da büyüyeceğini görüyorum ben pazarın. Girişimcilik anlamında, yatırım anlamında, ekosistemin anlamında. Örneğin bugün TEP burada, ondan sonra Vodafone burada, Turkcell burada, diğer bütün firmalar buradalar. Sadece firmalar değil, TOP, TEPAV, birçok kuruluş da, Endover, onlar da burada yer alıyorlar. Böylece ekosistem büyüyor. Bu sevindirici, mutlu edici. Sen de buna zaten başından beri şahit oluyorsun. Çünkü ilk yaptığımız toplantı çok küçük bir ekiple olmuştu. Ama bu hızla büyüyor. Bugün bütün oteli kapattık. Gelecek sene için bir otelin yeterli olmayacağını konuşuyoruz. Çünkü herkese de davet gönderemedik. Bu davetli bir event biliyorsun. Ve davet edeceğimiz kişi sayısı çok olmasına rağmen bu sene onu da yapamadık. Bu da üzücü diğer taraftan. Gelecek sene daha büyük, daha güzel bir ortamda. İnşallah zamanı da ayarlayarak, çünkü bu sene uçaklar konusunda geçen dün akşam yağan yağmurdan dolayı birkaç sorun oldu. Herkes korkudan bir daha gelir mi diye açıkçası çekiniyorum. Çünkü Şubat ayı yağmurun Antalya'da çok ağır yağdığı günlerden bir tanesi oldu. Ve uçaklar bir kısmı Adana'ya, Denizli'ye indiler. Konuklarımız korkarak gelmişlerdi. Onu da planlamak lazım. Pazar gününde zaten katılımcılardan böyle bir geri besleme seansımız da olacak. Onların her sene verdiği bilgilerle öbür seneyi daha iyi yapıyoruz. Ve her sene büyüyor. Bu yıl 600 zaten. Evet, doğru. Toplamda otelde 400 kişilik, 400'e 500 kişilik yer var zaten. Onların hepsi var. Dışarıda kalanlar ve dışarıdan gelenler de var. Oraya ulaştığımızı düşünüyorum sayı olarak. Toplantı bittikten sonra da hemen bunu zaten kontrol ediyoruz. Şimdi Türkiye'de yabancı yatırımcı ilgisi olduğu bir süredir konuşuluyor. Bunu da burada da görüyoruz. Ama şunun gözden kaçmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yabancı girişimci ilgisi de var Türkiye'ye. Yani buraya bakıyorlar. Evet. Bu da ilginç çünkü gerçekten Türkiye bir çekim merkezi haline geldi. Hem yatırımcılar hem de girişimciler de buradaki başarılı internet şirketlerini kopyalıyorlar. Onları model olarak görüyorlar ve o yüzden girişimcilerin de buraya ilgisi büyük. Çünkü Türkiye'de çok büyük pazar. Diğer taraftan işbirliği yapacakları iş ortaklarını arıyorlar buradan. Yani kendi bölgelerinde, kendi ülkelerinde yaptıkları iş modelinin Türkiye'ye uzantısını yapmak istiyorlar. O bakımdan gerçekten onların da ilgisi var. Sadece yatırımcıların değil, girişimcilerin de. Hem de yatırımcılar bulmak açısından da buraya geliyorlar. Çünkü Türkiye'de de yatırımcı
olduğu gerçeği var. Bu bence girişimcilerin daha da gelecek senelerde sadece MENA'dan değil, yani Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan değil, diğer bölgelerden de Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, onlardan da geleceğini düşünüyorum. Öbür senelerde daha da bence öbür ülkelere doğru gideceğiz gibi geliyor. Türkiye bu anlamda bölgede bir hub olma yolunda hızlı ilerliyor. Evet, evet. Her sene bir gelişme gösteriyoruz. Bir seneden öbür seneye her şeyi değiştirmek mümkün değil. Ama gelişme hızını görmek sevindirici. Çünkü büyüme de hızla artıyor. Bu sadece hani Atom'da değil, Startup Turkey'de değil, WebRazi'de de yaşanıyor. Bunu da görüyoruz. Hem eminim ki sayfa görüntülenme sayılarından, internette diğer toplantılara, katılımlara kadar olan şeyden bu hissediliyor yani iş olarak. Dediğim gibi bu ekosistemi, bu internet sektörünü hep beraber büyütüyor olacağız. Çünkü hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Yani ve bunu büyüttükçe aslında ekonomi büyüyecek. Lokal düşünmemek lazım. Türkiye çapında değil, daha da geliştirebilecek her şeyi hayata geçirmemiz lazım. İstedikçe yapmamak için bir sebep yok. Son olarak şu son dönem girişimlerde böyle öne çıkan bir trend var mı? Ya da böyle bir eğilim görünüyor mu? Nedir? Tabii son senelerde, 4-5 sene öncesiyle şu anda gerçekten arasında fark var. E-ticaret 2008-2007'lerde daha yüksek sayıda girişimciyi çıkartıyordu. Herkes e-ticaret yapmak istiyordu. Ama son yıllardaki mobil ve cihazların gelişimi, mobil konudaki sadece uygulama değil, oyun vesaire, buraya yazılan hizmetler konusunda girişimcilerin sayısını arttırdı, projelerin sayısını arttırdı. Bence önümüzdeki senelerde mobil çok hala trend olmaya devam edecek. Çünkü bu konuda açıklık çok fazla. Bu konuda çözüme ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, global anlamda çözüme ihtiyaç var. Yeni girişimlerin bu konuda gelmesi kaçınılmaz. Ben onu görüyorum. E-ticaret tabii sermaye olarak çok büyük gereksinim getiriyor artık. Büyük şirketlerin girebileceği pozisyona geldi. İki genç girişimcinin hemen başlayıp evde yapabileceği halden çıktı. 10 sene evvelsiyle kıyasladığımızda farklı bir pozisyon aldığımızı söyleyebiliriz. Dün Sina Afra'da konuşmasında onu söyledi. Hani minimum biz 320 euro ile başlamıştık dedi ama bugün başlanma şeyi, sermayesi 1 milyon dolar dedi. İki girişimcinin bu parayı bulması çok zor artık. O yüzden de e-ticaretin kolay kolay önümüzdeki senelerde farklı bir noktaya gideceğini görmek mümkün. E-ticaret artarak büyüyecek. Bu başka bir gerçek. Ama girişimcilerin, yani kendi başına başlayan girişimcilerin bence mobil, küçük yazılımlar, uygulamalarla başlamaları daha kolay oluyor. Çünkü başlangıç sermayesi daha düşük. Trend o tarafa doğru gittiğini görebiliriz. Bir diğer önemli konu da mesela ev sistemlerinde, ev LCD'lerde, işte LED TV'lerde bence uygulamalar. Geçen sene, sanırım bu sene Şili, Startup Şili'de seçilen 6 tane girişim bu konuda seçilmiş. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü salona girdi bilgisayar ve eğlence sektörü orada. Oyunlar, interaktif şeyler falan. O anlamda da girişimler olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Hem etkinlik için hem röportaj için. Kolay gelsin diyoruz geri kalan. Ümit, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.